Efendim merhaba, Mim Noktası'na hoş geldiniz. Birlikteyiz. Hazreti Mevlana'mız bizi rubailerle açmış bir kapıyı, o kapıdan girmişiz içeri ledün ilmine. Ama sadece ledün ilmi değil, hayat ilmi de bu. Evet, hal ve makamlar deniyor. Halimiz, vaktimiz, halimiz hep yerinde olsun. Ne diyor bu kez Hazreti Mevlana'mız bunun rubaisinde? Bahar mevsimi değil, bir başka mevsimdir diyor. Şimdi hakikaten Mesnevi Şerif'i elinize alın. Biraz karıştırın. Onun ötesinde de Divan-ı Kebir'i alın. Hazreti Mevlana'mızın bir baharı anlatışı var. Vallahi de billahi de tallahi de. Yani insanın içini bir anda coşturur. O kadar güzel bir bahar anlatır ki. O kadar güzel bir tablo çizer ki. Böyle baharın yeşermesi ve onunla birlikte bütün kainatın uyanması, adeta bizim içimizdeki ruhumuzun yeniden cananına kavuşması gibi bir hadisedir. Böyle bir benzetmeyle ortaya çıkar. İşte bu bahar onun için çok önemlidir. Fasl mevsim demek. Faslı bahar. İn faslı bahar nist. Faslı diye rest. Bu bahar mevsimi değil. Bir başka mevsimdir diyor. Evet baharı anlatıyorum sana ama bu sadece bahar değil. Bu gönlünün baharı diyor. İkinci bahar da değil. Her zamanki bahar o. Evet. Her gözün mahmurluğu başka bir kavuşmadadır. Mahmuri her çeşmizi vaslı digerest. Digerest'i güzel kullanmış burada mübarek sultan. Diyor ki her gözün mahmurluğu başka bir kavuşmandandır diyor. Evet, burada neden anlatmaya çalışıyor? Göz, görebilmek. Neyi göreceksin burada? Cemalini göreceksin. Allah'ın cemalini görebilmek. Ne demek acaba? Oo, çok ağır bir konudur bu aslında. Cemalden burada kastettiğimiz her fiilinde, esmasında, sıfatında Allah'ı görebilmek. Yani eserde müessiri fark edebilmek. İşte işimiz budur bizim aslında. Bu gözlük, bu mercek tasavvufun size koyduğu mercektir efendim. Her gözün mahmurluğu başka bir kavuşmandandır. Öyle kavuşmalar var ki siz bir çiçeğe baktığınız vakit bu çiçekteki renklere, kokusuna, ve endamına baktığınız vakit onda bir güzellik, bir cemal görüyorsanız ve bu da sizi hoşunuza gidiyorsa, içinizde bazı kıpırtılar uyandırıyorsa, ona karşı olan bir sevgi artıyorsa, tabii ki bunu böylesine oluşturan nasıl bir güçtür? Bu güç sadece muazzam bir kudret değil ama estetik de bir güçtür derseniz hayranlığınızı gizleyemezsiniz. Evet, her görüş, her bakış Allah'ın eserlerine sizin için bir kavuşmadır. Neye kavuşmadır? Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için kavuşmadır. Dallar her ne kadar sallanıp oynamakta ise der Hazreti Mevlana. Der çent ki cümle şahiha reksanent. Raks ediyor yani. Neler? Dallar raks ediyor. Eder. Bir rüzgar, bir nefes o dalları oynatmaya başlar. Salınmaya başlarlar. O salınma içerisinde sizin alemde her ne var ise aşk içinde titrediğini ve aşk içinde Allah'ın adını terennüm ettiğini düşüneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki vay be ne bir zikir alemiymiş burası. Aşıklar sofrasıymış. Alem dediğiniz şey aslında aşıklar sofrasıymış. E ben niye geri kalıyorum? Bütün her şey tevhid ederken, zikrederken Allah'ını. Aşk ile dönerken güneş, Hazreti Mevlana öyle der, sen neredesin? Ey kul, ey insan, insanlığını bil de sen de onlardan ileri geç. Ya nereye bakarsın? Melekler, balıklar, semekler, suda semekler, değil mi? Melekler, hepsi bir zikirde. Peki sen ne yapıyorsun? Her dalın salınışı başka bir sebeptendir diye bağlar Hazreti Mevlana. John B'den herkesi ziyas dedi yerleşti. Her dalın sallanışı başka bir sebepten. Yani dünya üzerinde her ne var ise sebeplere takılma sen. Hepsi Allah'ın kıpırdatmasındandır. Nefesledir. Nefes. Nefesimizi temiz tutalım. Ne Allah'ın adından başka, Allah'ın düşüncesinden başka. Nefesimize bir şey girmesin. Çünkü onu bize o verdi.